Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şiş olarak yapmış olduğum bu yaprak modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Battaniyelerden kendinize hırkalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyesi yapacaksanız arkadaşlarım çok güzel ve kolay, yapımı da kolay bir model. Şimdi ben bu modeli daha önceden tunus işi tekniği kullanarak yapmıştım. Kanalımda mevcut. Yukarıda iyi yazan yere basarsanız oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tığ sever arkadaşlarım o şekilde yapabilir. İki şiş olarak anlatmamı istediği için bir arkadaşım da onun için bunu tasarladım ve şimdi yapımına geçeceğim. Modelimi yaparken Nako Elite Baby'nin bu renklerini kullandım arkadaşlar. Tabii ki de dilediğiniz her türlü rengi kullanarak yapabilirsiniz. Dilediğiniz iple de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Nako Elite Baby birazcık yumuşak, böyle güzel bir ip oluyor. Özellikle bebek örgüleri için 3 milimde tığla şişler kullandım. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Şu şekilde tuttum ve 11 tane ilmek atarak başlıyorum. 1 Kenar ilmeğini bu şekilde örüyorum. Modelimin ön yüzü bu tarafı olacak. Hemen bu şekilde öne aldım ipimi ve ters olarak örüyorum. İpi öne aldım ve tersten 1 2 3 4 tanesini ördüm arkadaşlar. Yani bu tarafta 5 ilmeğim olacak. Bu tarafta da 5 ilmeğim olacak. Ortada bir tane ilmeğimi ise şu şekilde düzden örüyorum. Düz olarak. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğini bu şekilde takıyorum. Özellikle bu şekilde takarak devam edelim arkadaşlarım. Kenarları şöyle durması gerekiyor ki çok rahatlıkla bir sonraki yapacağımız işlemi buraya yapabilelim diye. İlmek toplamak amaçlı. Şimdi bu şekilde taktım ve şöyle alıyorum. Örüyorum. Şimdi burayı düzden devam ediyorum yine. Düzleri düz, tersleri ters. Ve şu şekilde yine aradakini tersten ördüm. Devam ediyorum. 4 tane düzümü örüyorum. Yani evet, 4 tane düz, bir de kenar ilmeği 5. Evet, şimdi çevirdim. Yine aynı şekilde buralar hiç değişmiyor arkadaşlarım. Haroşa olarak devam ediyor. Bunu da aldım. Şimdi ortadaki ilmeğime geldim. Aldım, bu şekilde çoğaltıyorum. 3 tane ilmek çıkarttım bir ilmekten. Sonra devam ediyorum. Geri dönüşte bu 3 ilmeği düz örüp ters örüp diğerlerini düzden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu kenardaki bu ilmeği arkadaşlarım, düz olan ilmeğimi bakın şu şekilde alarak düzden örüyorum. Şöyle. Bu ortadaki ilmeğimden tekrar 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Bunu yine aynı şekilde az önce dediğim gibi bu şekilde düzden örüyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şu şekilde. Daha şık ve daha güzel duruyor yani arkadaşlarım böyle. Şimdi devam edelim yine. Arka sıra yine aynı şekilde arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters. Yani ortadakileri ters. Yaprak kısmındakilerini. Burada da şimdi bunları ördüm. Bu tersi arkadaşlar şöyle alıyorum. Ön taraftaki yerden. Yani şu şekilde değil de şu şekilde değil de şuradan alıyorum arkadaşlarım. Kenardakileri sadece. Diğerlerini normal olarak şöyle tersten örüyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde bir bu tarafa bir bu tarafa bu şekilde yaparsanız daha güzel durur modeliniz. Yine arttırma yaparak iki sıra daha gidip geleceğiz arkadaşlar.
orta sırada arttırma yapacağız ve iki sıra şeklinde devam edeceğiz. Bakın kenara geldim, hemen şu şekilde alarak bunu düzden örüyorum, ortadakini arttırma işlemi yapıyorum. 1-2 sıra oldu. Şimdi aynı şekilde 2 sıra şeklinde daha yapalım. Daha sonra da yaprağımızı kesme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 sıra daha yaptım, geldim. Şu ortadaki yerim, yani şu kısmım, yaprağımın bu kısmı 9 tane ilmekten oluşuyor. Bunu daha büyütebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane olana kadar bunu arttırımını yapacağız. O da 4 sıraya tekamül ediyor. Şimdi hemen yaprağımızı artık toparlamaya başlayalım. Bunları yine aynı şekilde tersten ördüm. Burada arkadaşlarım ikisini birlikte alıyorum. Diğerlerine hiçbir şey yapmadan diğer kenardan da ikisini birlikte alarak azaltma işlemini geçiyorum. Bakın şu şekilde buradan alırsanız burası da daha güzel durur arkadaşlar. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Evet, kenardakileri yapalım. Arka yine aynı. Yine ikisini birlikte kesiyorum. Sayı teke düşene kadar bu işlemi devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle aldım. Evet arkadaşlarım, ortadaki ilmek sayım 3'e düştüğünde şimdi bu ikisini önce birlikte ördüm bu şekilde. Sonra da bunu buradan bu şekilde yine düzden örüyorum ve bunu bunun üzerinden atlatarak yaprağımı tamamlamış oluyorum arkadaşlarım, bakın. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Buraya dönüşte yine bütün ilmeklerimi düzden örüyorum arkadaşlar. Yani o ortadaki bir taneyi de şu yaprağımızın en tepe noktasındakini de düzden örüyorum. Evet, yaprağımızı bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlarım modelimiz şöyle gidiyor. Şimdi bir diğer yaprağı buraya, bir diğer yaprağı buraya, renkleri değiştirerek ya da aynı renkte yaparak devam edebilirsiniz. Batik bir ip de kullanabilirsiniz. Bunun üzerine direkt aynı ilk başta yaptığımız gibi şöyle bir miktar göstereyim ben sizlere. Bu renk ile farklı bir renk ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğini aldım. Bu bir battaniye yapacaksak, ne boyuta gelme istiyorsak o boyuta gelinceye kadar böyle yan yana ekleyerek devam etmemiz gerekiyor. Şöyle taktım ipi. Evet. Şimdi bir tane ortadakini ilk başta yaptığımız gibi düzden ördüm ve devam ediyorum. Yine ortadakine geldim, bakın. Onu yine tersten ördüm ve diğerlerini düz örerek geçiyorum. Ve aynı buradaki yaprağı yaptığımız gibi bu tarafa tamamlıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Yani böyle ne kadar istiyorsak boyunu o kadar uzatabiliyoruz. Renkleri değişiklik yaparak ya da batik bir ip kullanırsanız gerek de yok zaten. Şimdi burayı tamamladıktan sonra bir de şu kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi boy kısmını tamamladık. Hemen diğer kısmına geçelim. Onu da bakın buralarda az önce demiştim, kenar kısımlarını hani böyle şey yaparsanız daha güzel durur diye. Hemen bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle.
ve ilmek topluyorum. Yine 11 tane arkadaşlarım. Bakın şu aralardan giriş yaparak bu ikinci oluyor. Şöyle 2 hemen 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 bir tane de kenardan çıkartıyorum. Evet, 11 tane ilmeği bakın bu şekilde topluyorum ve buradan yine az önce yaptığımız gibi modeldekini uyguluyoruz arkadaşlar. Buralar düz 4 tane 1 2 3 4 5 pardon şu kenardakini hep saymayı unutuyorum. Burada bir tane ters sonra tekrardan 5 tane düz. Biraz toplayayım. Evet. Şimdi bunu da aynı bu yaprağı yaptığımız gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Ve böyle sıra sıra hemen arttırarak yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Ve buradaki gibi bir yaprak yapıyoruz. Bir de şu kenara bağlama işlemini göstereyim arkadaşlar. Farz edin ki bu buradan devam ediyor. Hemen ilkini şöyle onu da göstermiş olalım. Buraya geldiğimizde bu buraya ekli olarak farz edin. Yani şu şekilde olduğunu düşünün. Şöyle tutalım. Şimdi bu son ilmek arkadaşlar şu son ilmeği yine böyle takıyorum ve bağlayacağım yere bunun birinci sırasını yaptığımız için hemen şuradan başlayayım bakın şu şekilde alıyorum şöyle ve çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Örmeden atladım. Bunu bir daha göstereyim arkadaşlarım sizlere. Şimdi kenardan da şunları yine şöyle örelim. Yan tarafa bağlama şekli de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle geldim. Arttırmamızı yapıyoruz. Kenardakini de örüyoruz. Ve devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 tanesini ördüm. Beşinciyi hemen bu şekilde buraya alıyorum. Aktarıyorum örmeden. Bunun da bağlama yerine geldim. Hemen bir üst sıra. Bakın zaten hazır bekliyor. Oradan giriş yapıyorum bu şekilde. Çeviriyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu tarafa ekleme şekli de bu şekilde oluyor. Şimdi bunu yine yaprağımız bu. Önce kenardan ne büyüklükte istiyorsanız her iki tarafı da şimdi şöyle şurayı geçeyim göstereyim sizlere. Şimdi ne büyüklükte istiyorsak arkadaşlarım buradan başlıyoruz önce. Bakın bu şekilde buralara ekleyerek devam edeceğiz. Ne büyüklükte istiyorsak buradan bu şekilde devam ediyoruz. Buradan da burayı yaptıktan sonra bu tarafa doğru devam ediyoruz.
ve aradaki boşlukları dilerseniz bu şekilde yapıp dilerseniz bu tarafa doğru devam edip bu da buralara az önce burada gösterdiğim gibi ekleyerek modelimizi yani yapacağınız projeyi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yani bu yapraklar böyle bu tarafa da doğru bakıp durabilirsiniz. Bunun üzerinden devam ederseniz. O zaman bunu yaptıktan sonra yani bu kenarı da yaptıktan sonra şuradan ip takıp gelip burada birleştirip devam edebilirsiniz. Yok bu şekilde istiyorsanız yani yukarıya doğru isterseniz de birini bu şekilde birini ters de yapabilirsiniz bu orta boşluktakileri. Yani o da tamamen tercih size kalmış. Yapımı bu kadar arkadaşlarım. Başka eklemek unuttuğum herhangi bir şey yoktur diye umut ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Umarım sevmişsinizdir modelimizi. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.